P'nin değili v 1 cevap 1 çıkıyorsa bir kere bu da kesinlikle 1 olmalı çünkü 1 olması için V'nin her şeyin 1 olması gerekiyor. Bundan dolayı P demek ki bunun olumsuzu değili olduğu için 0. Şimdi burası 0 arkadaşlar. V'de ne yaparsanız yapın cevap 0 çıkar. Eğer bir tanesi bile 0 olursa. Haliyle Q'nun değili 0 olduğuna göre Q da demek ki 1'miş. Q 1 iken cevabın 0 çıkması için R'nin de 0 olması lazım. Cevabımız A şıkkı oldu. Birleşik önermesi hangisine denktir demiş. P ve 0 arkadaşlar 0. Sıfır. 0'ın değili 1. 0 veya Q neye denktir? Q'ya çünkü Q'nun ne olduğunu bilmiyoruz. Q'nun tümleyeni şey değili pardon. Q'nun değili. Bir ve Q'nun değili neye bağlıdır? Q'nun değiline bağlıdır. Bu yüzden cevap D şıkkı. Önermesinin değili hangisidir demiş. Şimdi buradan başlayalım. Burada arkadaşlar ne olacak? Bazının değili her x eleman r. x'in x küçüktür, x büyüktür 2'nin tümleyeni x küçük eşit 2. Burayı hallettik. Sonra gelelim diğerine. Herin tümleyeni yani değili bazı en az bir de diyebiliriz buna. Bu şekilde oldu. x kare eksi 9 eşit değildir 0. Öbürünün de değili. Buna uygun cevap bakıyorum hangisinde var? C şıkkında. P'nin değili ise Q demiş. Şimdi bir kere kuralı hemen hatırlayalım. P ise Q nedir? P'nin değili veya Q. O zaman P'nin değilinin değili kendisi. Veya koy araya Q'ya dokunma. Bunun tümleyeni. Veya Q'nun tümleyeninin tümleyeni kendisi. Araya veya koy Q'ya yine dokunma. Burası arkadaşlar ne olacak böylece? Q gelecek. Şimdi bunun tümleyeni de P'nin tümleyeni ve Q'dur. Q'nun tümleyendir veya Q oldu. Buradan dağıtırsak P'nin tümleyeni veya Q araya V koyuyorum. P'nin tümle şey Q'nun tümleyeni pardon veya Q. Burası kesinlikle 1 demek ki buraya bağlı. Cevap ne geldi? P'nin tümleyeni, P'nin değili pardon veya Q. Bu da P ise Q kuralı, cevap E. Şurada sembol çıkmamış arkadaşlar. P'nin değili ancak ve ancak P olacak bu. Şimdi oyuncunun seçtiği yol arkadaşlar istediği yoldan gidebilir. Bu gittiği yollarda eğer cevap 1 çıkıyorsa altın sayısının 2 katı kadar alıyor. Eğer 1 çıkmıyorsa 0 çıkıyorsa altın sayısının aynısı kadar alıyor. Haliyle burada altın sayısının en fazla çıkması için hangisini tercih etmeli biliyor musunuz? Bunu. Neden? Çünkü burada bakın 5 çarpı 2 10 oluyor. 1 veya P 1 olduğu için. Ama burada 0 olduğundan 5 ile 6 ile devam edecek. Yine P'nin değil ancak ve ancak 0 olduğu için arkadaşlar burada da normal 7 ile devam edecek. Başlangıçta bakın 10 ile ne güzel devam etti. Sonra yolu buradan devam ederse buraya doğru gelirse bakın böyle. 1 ancak 1 yine 1 çıktığı için böylece 2'yi 2'ye katlar 4 olur. 14 daha en fazla 14 puan kazanır fx eşittir 3x eksi 1 gx eşittir x artı 2 f bileşke gx 3x artı 5 demiş. Buna göre aşağıdaki önermelerin hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada p ise q yani fx 3x eksi 1 olursa gx x artı 2 olacak diye bir şey var mı? Burada Türkçe bakacaksınız olaya. Bu böyleyse bu da budur. Yani saçma olmaz. P ise R fx arkadaşlar 3x eksi 1 ise f bileşke gx'in 3x artı 5 olacağını ben nereden bileceğim? Bilinmez. Eğer demiş ki f bileşke gx 3x artı 5 ise e, ne oluyormuş? P arkadaşlar ise ya 3x eksi 1'miş fx veya gx de x artı 2'ymiş. Bakın bu söylemesi bile saçma oluyor. Yani bu bileşke fonksiyonu verip biz nasıl f ve g'yi tahmin edeceğiz? Fonksiyonlarda böyle bir yorum yapıyor muyuz? Hayır bu da gitti. D şıkkına geldiğimiz zaman f bileşke gx yazıyorum bakın. f bileşke gx 3x artı 5 ve g'yi vermiş değil mi q? g x artı 2 ise bakalım p yani 3x eksi 1 fx'e eşit mi? Buna kontrol edeceğim. F bileşke gx ne demektir? F'nin içine gx'i yaz. Şimdi bakın e, burada gerçekten yazıyorum 3 g ye gördüğüm yere x artı 2'yi yazıyorum eksi 1. Bakalım 3x artı 5'e eşit çıkacak mı? Evet bakın sol tarafta 3x artı 5 sağ tarafta 3x artı 5 oldu. Demek ki burası arkadaşlar kesinlikle doğruymuş cevap 1 geldi. Artık böylece e şıkkına da bakmama gerek yok. Zaten diğer 3 şıkkı denedim. Bu şekilde arkadaşlar bu iseli sorularda ancak ve ancak bu sorularda bazen yeri geldiğinde Türkçesini düşünüp Yerine yazmamız gerekiyor Birincisi Ya da da arkadaşlar ikisi birden doğruysa cevap 0 olur A bu yüzden 0 Yine P1 olduğunda P ya da Q 0 olduğu için 1 ise 0 sıfır, 0'a denktir C'de 0 oldu B'ye geliyorum 0 ya da 1 de evet 1'dir arkadaşlar B 1 olur Yine eğer soldaki arkadaşlar 0'sa diğerinin ne olduğundan bağımsız cevap kesinlikle 1 olur. D'yi de 1 bulduk. Artık yerlerine yazayım. A 0 ise B bak yazmıyorum bile. Neden? Soldaki 0'sa direkt cevap 1'dir. Ancak ve ancak C'ye geliyorum şimdi. C'yi ne bulduk? 0. Ya da D'yi ne bulduk? 1. O zaman arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi ya da 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 durum 1 olur. 1 ancak 1 de 1 yapar. B şıkkı. Bu soru şimdi ters bir soru arkadaşlar. Çünkü e, kendisinden yapmaya çalışırsanız bakın normal P veya R. Birincisinin ne yapıyoruz? E, ters e, değilini alıyoruz. Aldık. Sonra buraya veya koyuyoruz. Bu da Q'nun değili. Şey, bu aynen kalıyordu. Bu oluyordu. Şimdi şıklara bakın bakalım. Böyle bir şık yok gördünüz mü? Yani burada bir kere yanlış. P P'nin değili ve R'nin değili olacak. Oradan patladı. Buraya baktığım zaman burası doğru ama bu ise ne alaka? Orası da o yüzden yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar yani burada bir de neyi düşüneceğim bu yüzden biliyor musunuz? İse de karşıt ters de arkadaşlar denkti. Yani soruda bir de şunu araştıracağım. P veya R'nin değili. Bu karşıt ters demekti. Bu karşıt ters de arkadaşlar yine bu ifadeye denkti. Bakalım bu nasıl açılıyor? E ee, şöyle normal ok yapayım yani. Q'nun değili veya R'nin değili arada iseyi bir değiştirmeyeyim. P'nin değili ve R'nin değili. Gördüğünüz gibi D şıkkı buna uydu. Yani kendisinden bulamadık, karşıt tersini aldık. Şıklarda karşıt ters varmış. O yüzden tehlikeli dedim. Bir ise önermesi ne zaman yanlıştır arkadaşlar? İlki doğru İkincisi yanlışsa. Bu da ne demektir? P 1'miş. Doğru bir önermeymiş. Q kesinlikle yanlış bir önermeymiş. R de kesinlikle yanlış bir önermeymiş. O zaman A torbasında kırmızı bilye yoktur. Bu doğru ifade. B torbasında mavi bilye vardır. Bu yanlışmış. O zaman B torbasında mavi yok. C torbasında sarı bilye yoktur. Yanlış bir ifade olduğuna göre demek ki C torbasında sarı bilye varmış arkadaşlar. Tamam mı? O zaman C torbasını hallettik. C torbasında sarı var. Şimdi A torbasında kırmızı bilye yoksa sarı da olmayacağına göre demek ki A'da mavi varmış. B torbasında da arkadaşlar mecburen kırmızı varmış. Cevabımız B şıkkı. Gerçekten tam bir mantık sorusu oldu. M ve N negatif sayıları olmak üzere P önermesi M eşittir eksi 1. Q önermesi N eşittir eksi 1 şeklinde verilmiş. Buna göre M artı N eşittir 0 m çarpı n eşittir 1. m artı n eksi 2 önermeleri hangi önermelerinden hangileri p ve q önermesine denktir demiş. Şimdi arkadaşlar m de eksi 1'e eşitse q da eksi 1'e eşitse böylece m artı n sıfır olur mu? Hayır. m çarpı n 1 olur mu? Evet. m artı n eksi 2 olur mu? Evet. Cevabımız böylece e şıkkı olmuş oldu hem m'nin hem de n'nin eksi 1 olduğu durumlarda 2 ve 3 geçerlidir. Engin Denizcan ve Kerem isimli 4 öğrencinin paltolarının renkleri sarı, kırmızı, mavi, yeşil renklerdedir. Paltoların her biri farklı renktedir. Deniz'in paltosu kırmızı renklidir, Can'ın paltosu yeşil renklidir, Kerem'in paltosu sarı renklidir diye belirtilmiş. Önermeler için bileşik önermenin doğruluk değeri sıfırmış. Bu ne zaman geçerli? Burası 1 ise burası sıfırsa o zaman geçerli. Demek ki P1'miş. Q1'miş. R de arkadaşlar sıfırmış. P1 demek ki denizin paltosu kırmızı renkliymiş. Q1'miş yani canın paltosu e, evet yeşil renkliymiş. Doğruymuş. Kerem'in paltosu sarı renklidir. Demek ki Kerem'in paltosu sarı renkli değilmiş arkadaşlar. Kerem'in üstündeki bu salı, sarıyı çizelim. Buna göre Engin'in paltosunun rengi ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bu Kerem'in önce yorumunu yapayım. Kerem'in paltosu sarı renkle olmadığına göre, e bunların da kırmızı ve yeşil olduğuna göre topu topu iki renk kaldı. Bir mavi bir sarı. Demek ki sarı olmadığına göre Kerem'inki arkadaşlar maviymiş. Mecburen engin'e ne kalıyor? Sarı. Cevabımız bir aşık oldu. Aslında arkadaşlar bu güzel bir olasılık. Zaten soru da öyle olasılık da yani mantık kısmını şöyle kullanacağız. Bu işlemin doğru olması için hepsinin ayrı ayrı doğru olması lazım. Doğru mu? Çünkü V işlemi olduğu için bu da birdir, bu da birdir, bu da birdir. Yani Ali Ayşe'den yukarıda olacak. Oya Ayşe'den yukarıda olacak. E Ali bir de Oya'dan yukarıda olacakmış. Demek ki Ali, Oya, Ayşe. Bu durumda arkadaşlar bunlar kaç farklı şekilde böyle sıralanır onu görelim. Eğer sana sıralama hakkı tanımıyorsa ne diyordum ben? Kombinasyon. Kombinasyon konusunda da çözdüm de söylemiştim. Bakın 5'in üçlüsü yaptığınız an otomatik Ali, Oya, Ayşe diye sıralanır. Örnek birinci katı seçtiniz, ikinci katı seçtiniz, bir de 5'i seçtiniz. Mecburen Ayşe buraya gelir, mecburen Oya buraya gelir, mecburen Ali buraya gelir. Sana seçme hakkı bırakmamış bile oluyor. Sen 5 taneden 3 tane seçersen sıralamaya gerek yok. Normalde tüm, tüm durum nedir? Ali 5 yerden birine, Oya 4 yerden birine, Ayşe 3 yerden birine. Herhangi birinden başlayabilirsiniz, önemli değil. Birinci kişi 5 yerden birine, ikinci kişi 4 yerden birine, üçüncü kişi 3 üç yerden birine gidebilir. Demek ki cevabımız 10 bölü 60'dan 1 bölü 6'ymış E şıkkı.